Efendim? Sana güvenebileceğimi düşünüyorum. Güvenirsin tabii. Tamam, buluşalım o zaman. Tamam, nerede? Fark etmez. İyi bak, sana şimdi bir kahvehane adresi vereceğim, tamam mı? Oraya gel. Kızıl Toprak, Gülümser Sokak. Tamam, bir saat sonra. Tamam, hadi eyvallah. Ha, alo. Ya birader, pardon, ben kimle görüştüm ya? Taner. Taner Gündoğan. Hani dün benim evimde saldırı uğramıştık. Ha. Ha, tamam, tamam. Hadi orada görüşürüz. Hadi. Oğlum. Hanım. Bak şimdi sen burada Ümran teyzenlerle beraber kal, tamam mı? Benim azıcık bir işim var. Onları halledeyim, hemen geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Yakalayacaksın değil mi baba? İsa abimi bunu yapanları bulacaksın değil mi? Sana söz veriyorum oğlum. Erkek sözü. Sen hiç merak etme. Hadi bakalım. Gel gel. Yalnız olacağımızı sanıyordum. Eda benim ortağım. Biliyorum. İstihbarattan. Hayatta kalmak için mecbur mu? Neyse. Dün sana saldıranlar kimdi? Girişimin adamları. Önce bombayla denediler. Ama beceremeyince de tetikçilerini yolladılar. Bomba terör saldırısıydı yalnız. Siz öyle sanın. Beni öldürmek için. Kim peki bu girişim? Arkasında kimler var? Tek bir ülke. Tek bir kişi, tek bir teşkilat yok. Adamları bir bakıyorsunuz, Güney Amerika'da gerillaları destekliyor. Bir şey yok bizden. Bir de bir bakmışsınız, Orta Doğu'da radikal İslamcıları destekliyor. İşte kim çıkarlarına hizmet ediyorsa. Amaçları ne peki bunların? Güç, para, iktidar, petrol tükenmek üzere. Dünya kaynakları da azalıyor. Anlasanıza, büyük resme bakın. Peki, bana bunun ne anlama geldiğini söyler misin? Girişim üyelerinin birbirini tanımak için değişik yöntemleri var. Bu sembolde onlardan en önemli olanı. Yani bu sadece girişim üyelerinde mi var bu sembol? Evet. Bu sembolü nerede görürseniz orada bir girişim üyesinin olduğunu bilirsiniz. Anlarsınız. Peki bir tabloda falan gördüysem? Nasıl bir tablo? Yani tablo işte, portre. 1800'lerden falan kalma herhalde. Adamın şurasında, yeleğinde falan asılıydı. Sen nerede gördün bu tabloyu? Yok, o tablo olamaz. Hangi tablo? O tablo Türkiye'de olamaz. Ben oğlum hasta etme adamı. Hangi tablo? Evet, bir tablo var. Girişim üyelerinin en üst düzey yöneticilerine hediye verilir. Ama Türkiye'de öyle biri olamaz. Mümkün değil. Ben gördüm o tabloyu ya. Peki bildiğin hiçbir bağlantısı yok mu bu girişimin? Var. Ama başka gezegende. Lan adam başka gezegende diyor. Ya bırak kızım, bırak gitsin ya. Abi ya. Görmüyor musun deli ya, zır deli. Bravo, bravo. İyi halt ettin Mümtaz, bravo. Oğlum deli lan. Valla bence o kadar da mantıksız değil söyledikleri. Bir araştırmak lazım. Ya bırak ya, oradan bir şey çıkmaz. Lan, merak etme lan, seni o gezegene yollamayacağım. Ben o tabloyu gördüm. Nerede gördün? Nerede gördün, söylesene. Ayşegül'ün kocasının evinde gördüm, tamam. Ben sana söyledim, bu amatör. Ya abicim, sen böyle önemli bir haberi bizden niçin saklıyorsun ya? Ya söylesem ne olacaktı? Söylesem ne olacaktı? Söylesem daha da ısrar edecektiniz. Poyraz o eve gir, Poyraz o eve gir, Poyraz o eve gir diye benim beynimi yiyecektiniz. Ayrıca belli ki tabloyu yanlış görmüşüm. Baksana, tablo Türkiye'de bile yokmuş. Ulan o tablo o evde olsun olmasın. Sen o eve gireceksin.
Senden başka kimse beceremez bu işi. Anlamıyor musun sen ya? Hem zaten Ayşegül yurt dışına taşınmış diyeceksin, değil mi? Biliyorum. Ama hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ben Ayşegül'ün evlendiği eve adımımı atmam. Bunu kafanıza sokun. Ayşegül'ün taşınacağını sanmıyorum diyecektim. Heh, al işte. Niye? Sadık öldü bugün. Çınar annesini o durumda bırakıp gitmez. Al işte ya, al işte ya, al işte. Bütün dünya bas bas Poyraz o eve girme diye bas bas bağırıyor. Bütün dünya bağırıyor Poyraz o eve girme diyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.